daracık bir oda. Yerde yalın kat bir şilte, üstünde bum buruşuk, altındaki insanın vücut hatlarını bile saklayamayan pestil gibi yorgan. Yorganla yastık arasından yemeniyle sarılmış bir baş, kocaman bir sürüngenin ağzından uzanan bir dil gibi dikleşti. Pencerelerden kurşuni ıslak bir sabah içeri giriyordu. Bir ses odada dolaştı. ''Hadi Mehmet, hadi kalk, okula geç kaldın.'' Sedirde bir kımıldama oldu. Battaniyenin delik bir parçasından iki mavi göz parıldadı. Sonra parıldamasıyla kapanması bir oldu. Sedirde kımıldanan çocuk diğer yana döndü, büzüldü. Büyük anne saç mangalın küllerini karıştıra karıştıra seslendi. ''Hadi kalk, yumurcaklık etme.'' Çocuk bir o yana bir bu yana döndü. Sanki gözlerini açmaktan korkuyordu. Tatlı tatlı gerindi. Kadın ısrarla bağırdı. ''Maşayı indiririm alimallah. Bu ne tembellik?'' Maşa şakladı. Çocuk hafif tertip, ağlar gibi, bağırır gibi seslendi. ''Yapma be Aminne, kalkacağız işte. Daha güneş bile doğmadı. Hem benim karnım aç. Yataktan kalkarsam karnım daha çok acıkır.'' Haminne'nin yüzündeki nemrut hatlar silindi. Sevimli bir ihtiyar güzelliği dudaklarının kenarından göz uçlarına kadar bütün yüzünü sardı. Kadın "Sen," dedi. "Hele kalk, şöyle yüzünü yıka bir kere. Ben sana ekmek kızartacağım. Nar gibi kızartılmış ekmek, 6 kat kaymaklı ekmek kadayıfından daha tatlıdır." Çocuk yüzünü yıkayıp mangalın başına geçtiği zaman Haminne'nin ekmek teknesinin içinde Nuh Nebi'den kalma diyebileceğiniz ekmek kabuklarını çıkarıp masanın üstünde kızarttığını gördü. Bir taraftan yüzünü entarisinin eteğine silerken öbür taraftan çatır çatır kabukları kemiriyordu. Çocuk ''Haminne be'' dedi. ''Kuru kuruya gitmiyor. Biraz kaşar peyniri olsa. Ayol ben bakkal mıyım? Adam ol kazan, sonra kuru ekmek yemem de. Lokma geçmiyor boğazımdan be Aminne. Biraz su iç. İçtim gene gitmiyor.'' Kadın dahiyane bir tedbir bulmuş gibi yerinden kalktı, ok gibi mutfağa koştu. Mutfaktan sesler yankılanıyordu. ''Sakın ekmeği yiyip bitireyim deme. Bak sana ne getireceğim. Katık.'' Kadın elinde ekmek bıçağının sırtına sürülmüş, fındıktan biraz daha büyük, çamur parçasına benzer bir şeyle içeri girdi. ''Hadi bakalım, şunu kızarmış ekmeğe sür. Birinci Amerikanla kavrulmuş köftenin yağı.'' Çocuk elindeki ekmek parçasına köfte yağını sıvarken kadın sesleniyordu. ''Ellerini yıka, çabuk derse yetiş. Bak sana öğle yemeği için de köfte koyuyorum.'' İki köfteyi İki dilim ekmek arasına sıkıştırdı ve bir gazete parçasına sardı. Köfteleri görünce çocuğun yüzü değişti. Birinin ucundan iğne ucu kadar kopardı. ''Haminne be, her zaman köfte yapsana.'' ''Hay köfte oray, tadını aldın galiba. 3 aylıkları aldığım zaman sana köfte yaparım. Ne yapayım, talihine küs. Baban sağ olsaydı. 3 ayda 10 liradan sana ne yapayım aç çocuk.'' Haminne mangalın içinde yanık kömür bulmak hülyasıyla maşayı öteye beriye savururken kapı çat dedi açıldı. Sonra aynı ses kapandı. Bugün öğle teneffüsünde artık yemekhaneye geçecek, öğle yemeği yiyen çocuklarla beraber yemek yiyecekti. Ona öyle geliyordu ki onun köftelerinin lezzetini dünyanın hiçbir aşçısı temin edemezdi. Sonra köfteler ne de biçimli yapılmıştı. Onlara bakmak da ayrı bir zevk, ayrı bir lezzetti. Mehmet ikinci dersten sonra bahçeye çıkarken paketini de yanında götürdü. Ne olur ne olmaz kaybolur diye canının yongasını yanından ayırmıyordu. 4. derse daha çok vardı. Saatler ona yıllar gibi uzun görünüyordu.
Tenha köşelerde köftesinden çimdik çimdik mini mini parçalar koparıyor, hop diye ağzına atıyor, çiğnemeye kıyamadan uzun müddet yaslanıp yatan köftelere dalıp dalıp kendinden geçiyordu. Üçüncü dersten çıkınca her gün öğleleri beraber oyun oynadıkları çocuklardan birkaçı "Mehmet" dediler. "Çeşmenin yanında öyle güzel çamur var ki orada köfte yaparız. Unutma ha." Mehmet mağrur cevap verdi. "Bugün benim yemeğim var. Yemekhaneye gideceğim." Çocukların bu konuşması size tuhaf gelmiş olabilir. Ben size anlatayım. İstanbul okullarında birkaç bin kadar çocuk vardır. Bu çocukların bazıları öğlenleri yemek yiyemezler. Hocaları onları yemek yiyen arkadaşlarını görüp de içlenmesinler diye okul bahçelerinin bir köşesine çeker, orada onlara türlü türlü oyunlar oynatırlar. Askerlik oyunları, tüccarlık oyunları, jimnastik oyunları, mimarlık oyunları, mühendislik oyunları gibi. Çok defa bu aç çocuklar öbür çocukları görüp içlenmesinler diye bir orkestra teşkil eder, şarkılar söylerler. Hatta bazen bu açlık saatinde aç çocuklar bahçelerinin bir köşesinde piyesler temsil ederler. Fakat ben size söyleyeyim, aç çocukların en çok hoşlandıkları oyun ne aç acına piyes temsil etmek, ne hep bir ağızdan marş söylemek, ne sıra sıra talim yapmak, ne çelik çomak, ne de at araba oyunu oynamaktır. Hatta bilye ve top oyunları bile çocukları bu zamanda sarmaz. Hele Mehmet bu saydığım oyunlardan hiçbirini sevmezdi. Hocaları da aksine onların öğlenleri şiirler okumalarını, piyesler temsil etmelerini, kelebek veya çiçek resmi yapmalarını isterdi. Ama Mehmet ve arkadaşları Terkos Çeşmesi'nin yanındaki çamurlu yerde çamurla oynamaya bayılırlardı. Kimi çamurdan fırın yapardı, kimi ev, kimi dükkan. Her gün vıcık vıcık çamurları avuçlarında kıvıra kıvıra köfte taklitleri yaparlardı. Bunları ağaçtan ızgara taklitleri üstüne yerleştirirler, bir defter kapağıyla da köfteleri yelpazeleyerek sözde pişirirlerdi. Hoca bunları kaç defa bu bayağı oyunu oynarken gördü. "Haylazlar," dedi. "Siz köfteci olacaksınız. Ev yapın, mimar olun. Resme çalışın. Biraz zevkiniz incelsin. Biraz güzellikten anlayın." Bu sözler çocuklara kâr etmedi. Hoca hademelerle suyun başını tutturdu. Bu çamur oyununa engel olamadı. Çocukların topraktan köfte yapma maharetleri günden güne arttı. O kadar ki öğlenleri onlar çamurdan köfte yaptılar mı adeta açlıklarını unuturlardı. Bazılarının çamurdan köftelere bakıp ağızlarının sulandığını bilirim. Mehmet'in köfteleri o gün okulda hadise oldu. Çocuklar teneffüste birbirlerine haber veriyorlardı. "Mehmet köfte getirmiş." "Mehmet köfte getirmiş. Sahici mi yalancıktan mı?" "Sahici be sahici. Gözümle gördüm. İnanma çamurdandır. O öyle iyi çamur köfte yapar ki." Hiç kimse Mehmet'in köfte getirebileceğine inanmıyordu. Hali vakti yerinde olanların köfte getirmeleri gayet doğaldı. Fakat Mehmet'in köfte getirmesi kıyamet alameti. Mehmet köfte getirdiğine inanmayan arkadaşlarını birer birer dershaneye götürüyor, sıranın kapağını açıyor ve köfteleri gösteriyordu. Köfteler gayet az yağda kavrulmuş olduğu için çamurdan yapılmış gibi kara kuru acayip şeylerdi. Ama ne de olsa köfteydi işte. Hatta zengin çocuklardan biri köftelerden birine yarım lop yumurta verdi. Ama Mehmet buna yanaşmadı. İkinci derste zengin çocuğu köfteye bütün bir yumurta teklif etti. Mehmet verecekti, sıranın kapağını açtı. İki çocuk köfteyle yumurta değiş tokuşu hakkında konuşurlarken öğretmen işin farkına vardı. Mehmet az daha ceza alıyordu. Nihayet gene köftesine kıyamadı. Onu zengin çocuğuna vermedi. Müzik.
Yemek paydosuna 10 dakika kadar bir şey kalmıştı. Mehmet'in karnı zil çalıyordu. Hoca gene aynı edayla, "Bahçede kimi çamurla oynarken görürsem cezalandıracağım," diye bir laftır tutturdu. Mehmet teneffüs zilinin çalınmasını bekleyebilecek halde değildi. Damarları çekiliyor, gözleri kararıyor, kulaklarında dışarıdan gelen sesler kayboluyor, hocanın sesi bir sinek vızıltısı halini alıyordu. Elini kendisi değil, midesi uzattı. Kağıtlara sarılı ekmek ve köfteler bir hamlede açıldı. Başını sıradan aşağı indirdi, köftelerine tatlı tatlı baktı, bir parçacık da ucundan kopardı, ağzına attı. Hoca Mehmet'in başına dikildi. Gözleri dönmüştü. Sinirden demirci körüğü gibi soluyordu. "Şimdi, daha şimdi söylüyordum bu çamurlarla oynamayın diye." Hoca çamura benzeyen, simsiyah bir toprak köftesinden farkı olmayan ekmeği kaptı. Her gün topraktan köfte yaparak açlığını avutan çocuğun bir gün okula yemek getireceğini aklına bile getirmedi. Bir paket sahildeki okulun açık penceresinden dışarıya, denize fırladı. Hoca sinirli sinirli söylendi. "Artık dershanede de mi çamurdan köfte yapacaksın be çocuk?" Mehmet o gün öğlen Terkos Çeşmesi'nin semtine uğramadı. Sahilde dolu gözlerle Engin'i gözledi.